Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan SB 20 Ağustos 2015 tarihinde emniyet ekipleri tarafından yakalanmıştı. Üzerinden çok miktarda uyuşturucu hap ve bir miktarda toz eser çıkan SB'nin daha önce polislik yaparken işlediği benzer suçtan dolayı meslekten ihraç edildiği ortaya çıkmıştı. Yakalandığı tarihten bu yana tutuklu olan SB, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan SB, ben emekli bir polis memuruyum. Yaklaşık 2 ay önce suç konusu maddelerin ele geçirildiği odayı Özgenge adlı şahıstan kiralamıştım. Burada normalde tek başıma kalıyordum. Ancak zaman zaman daha önce tanıdığım diğer sanık Sabrişe'ye de gelip benimle birlikte kalıyordu. Ben Özgenge'den 3 numaralı odayı kiralamıştım. Ancak yaklaşık 10 gün önce 4 numaralı oda boşaldığı için 4 numaralı odaya taşınmıştık ve son olarak 4 numaralı odada sanık Sabri ile kalıyorduk. Olay günü polis bütün odalarda arama yapmasına rağmen tutanaklarda 3 numaralı odada uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi. Halbuki ben o zaman 3 numaralı odada kalmıyordum. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile benim bir ilgim yoktur. Kime ait olduğunu da bilmiyorum. Ben narkotikte görev yaptığım için uyuşturucu madde kullandığım olmuştur. Ancak ticaretini yapmadım. Benim kaldığım apartmandaki 2 numaralı odada kalan ve adını Enver olarak tanıdığım ancak gerçek isminin Dursun olarak öğrendiğim kişinin burada uyuşturucu madde sattığına birkaç kez şahit olmuştum. Hatta ev sahibi Özgenge benden şüphelenince kendisine durumu anlattım. Kendisine de takip ettirdim. O da 2 numaralı odada uyuşturucu madde satıldığını görmüştü. Bana bu kişiler tuzak kurmuş olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kiraladığım odada sanık Sabri zaman zaman gelip kalıyordu. Odada 2 dolap vardı. Dolaplara benim eşyalarımı koyuyordum. Sabri'nin fazla bir eşyası yoktu. Kaldığında sadece üzerinde kıyafetleri ve eşortmanları koyuyordu. Zaten sürekli benimle kalmıyordu. Benden uyuşturucu madde aldıklarını beyan eden tanıklar Özkan ve Şükrü'yü de tanımıyorum. Bu kişilere herhangi bir uyuşturucu madde satmadım. Beraatımı talep ediyorum dedi. Yapılan savunmanın ardından mahkeme duruşmayı 15 Aralık 2015 tarihine erteledi.